Geçtiğimiz videoda bu büyük patlamadan 380 bin yıl sonra ki bu da aşağı yukarı 13.7 milyar yıl eder. Uzay boşluğunda bulunan yaklaşık 3000 Kelvin sıcaklığında olan her atomun bu elektromanyetik ışınımı yaydığından bahsetmiştik. Evrendeki bu noktaların yaydığı bu ışınımın 13.7 milyar yıllık seyahatten sonra bize henüz ulaştığını öğrenmiştik. İşte bu süre boyunca seyahat eden ışınımı incelediğimizde hangi yöne bakarsak bakalım bu tek tip ışınımı göreceğiz. Bu ışınımın orijinalde yüksek dalga boylu halinden mikrodalga aralığına doğru kırmızıya kaymasını görebiliriz. Şimdi şu soru aklınıza takılabilir. Eğer 1 milyar yıl beklersek ne olur? Çünkü eğer 1 milyar yıl beklersek, evrenin başlangıcından 1 milyar artı 380 bin yıl sonra bu madde yalnızca atomlardan oluşan halinden çıkacak ve yıldızlar şeklinde yoğunlaşacak. Dolayısıyla da evren artık bu kadar tek tip halde bulunmayacaktır. Süreyi biraz daha ileri alırsak, evren genişleyecek, ortaya maddenin yoğunlaşmasıyla oluşan yıldızlar çıkacak. Buraya yarısını çizeyim. Ne de olsa genişlemiş. İşte, eğer 1 milyar yıl beklersek, bu tek tip ışınım, yani kozmik arka plan ışınması, bugün bize ulaşan şekliyle görünmeyecek. Evrenin daha olgun kısımları gibi görünmeye, yani evrenin başlangıcından bir milyar yıl sonraki artık yıldızlar ve diğer gök cisimlerinin oluşmaya başladığı dönem gibi görünmeye başlayacaktır. Dolayısıyla buradaki soru, bu kozmik arka plan ışıması ortadan kaybolacak mıdır? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Üzerine eğilirsek evrenin bu kısımları evet geçecek. 1 milyar yıl içinde buradaki tek tip sıcak hidrojen atomları yığını halinden çıkacak ve olgunlaşacaktır. Ancak burada evrenin daha da uzak noktaları üzerine düşünmemiz gerek. Evrenin daha uzak noktaları da mevcuttur ve o dönemde yaydıkları bu tip ışınımlar henüz bize ulaşmamıştır. Bizim gözlemleyebildiğimiz evren ışıkla yani 13.7 milyar yıldır seyahat eden elektromanyetik ışınım ile sınırlıdır. 1 milyar yıl sonra evrende 1 milyar yıl daha yaşlı olacak ve bu sefer 14.7 milyar yıldır seyahat etmekte olan ışının bulunacaktır. İşte biz de o ışınımı o zaman gözlemlemeye başlayacağız ve o ışınımda yine evrenin bu döneminden olacak. Burada biraz daha açmak istediğim bir şey var. O da evrenin bu daha dış taraflarından gelen ışınımın daha da kırmızıya kaymış olacağı. Buraya yazayım. Daha da kırmızıya kaymış. Yani bu kadar uzaktan gelen ışınım mikrodalgaya göre daha uzun dalga boyunda olacaktır. Daha kırmızı olacaktır. Yani mikrodalgalardan daha kırmızı olacaktır ve bu da komik bir şey. Çünkü mikrodalgalar bile bizim görebildiğimiz kırmızıdan daha kırmızıdır. Bu olay gerçekleşmeye devam edecek. Yani evrenin daha dış noktalarına baktıkça yine çeşitli noktalardan ışınımı almaya devam edeceğiz ve bu ışınım daha da kırmızıya kaymış olacak. Hatta bir yerden sonra bu ışınımı göremeyeceğiz bile. Çünkü sonsuz derecede kırmızıya kaymış olacak, yani dalga boyu aralığı sonsuza yaklaşacak. Bunu daha anlaşılır kılabilmek adına, bir yerden sonra artık ışınım almamamıza sebep olacak bir eşiğin varlığından bahsedebilirim. Bunun şemasını çizeyim. Diyelim ki bu 13.7 milyar yıl önceki bugün kozmik arka plan ışıması olarak gördüğümüz tüm bu ışınımın yayıldığı evren olsun. Bu bizim şu anda bulunduğumuz yer olsun. Bu da evrende bugün arka plan ışınımı aldığımız noktalardan biri olsun. Çünkü şu dairedeki noktalardan herhangi biri de olabilir. Evrenin başlangıcından 380 bin yıl sonra foton yaymaya başlayan bu noktanın ışınımı bize ancak bugün varıyor. Yani evrende kozmik arka plan ışımasını gözlemlediğimiz nokta burası. Açık olayım, evrendeki bu nokta artık olgunlaşarak yıldızlara ve gezegenlere dönüştü. Ve eğer o noktadan bize baksalardı, onların da gözlemlediği bizden giden kozmik arka plan ışıması olurdu. Burası öyle sabit kalan bir yer değil. Yalnızca oradan bize şu an ulaşan ışık eski bir ışıktır. Yani olgunlaşmasından çok daha önce bu ışınımı yaymıştır. Dediğim gibi işte bu nokta kozmik arka plan ışınmasını bugün gözlemlediğimiz yerdir. Bunun hepsini yazmasam daha iyi olacak değil mi? <laughs> Yoksa ah bir ömür sürer. Şimdi uzay boşluğunda bir nokta daha alalım ve uzaklığı bu aralığın iki katı olsun. Şu anda bu aralık yaklaşık 46 milyar ışık yılıdır. Ancak ışınımın henüz başladığı o dönemde bu aralık sadece yaklaşık 36 milyon ışık yılıydı. Bunlar tabii çok tahmini sayılar. Buraya yazmama bile gerek yok çünkü evrenin ne kadar hızlı genişlediği gibi birçok şeyden etkileniyor. Ancak özetle bu aralık 46 milyar ışık yılına göre çok daha kısaydı. İşte bir bu uzaklık kadar daha gidip evrenin şu noktasını ele alalım. Burada altını çizeyim. Bu evrenin başlangıcından 380 bin yıl sonrası. Bu da yine yaklaşık olarak 13.7 milyar yıl önce demek. İşte bunu ileri sarar ve bugünkü durumuna bakarsak, bunu biraz daha büyük çizeceğim ancak gerçekte aralarındaki boyut farkı çok 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 daha fazla olacaktır. Şemaya aktarırsak bizim olduğumuz yer burası. Kozmik arka plan ışımasını şu an gözlemlediğimiz yer burası. Diğer nokta da burası olacak. Daha önce ışığın yol alış hızına göre evrenin gerçek boyutu üzerine olan videoda gördüğümüz üzere bu aralık yaklaşık 46-47 milyar ışık yılıdır. Dolayısıyla bu aralıkta 46 milyar ışık yılı olur. Şimdi o dönemde Evrendeki her nokta bu tek tip sıcak hidrojen atomlar kaynaklı ışınımı yayıyordu. Buradan yayılıyor olsun. İşte ancak bugün başlangıçtan 13.7 milyar yıl sonra bu noktadan gelen fotonları görebiliyoruz. Aynı zamanda bu yeşil noktadaki de bu fotonları ancak bugün görebiliyor. O da evrenin bu noktasına baktığında o da bu tek tip ışınımı görecektir. Aynı şekilde buradaki de uzay boşluğunda bizim bulunduğumuz yerden yayılan ışınımı bugün görecek. Gördüğü şey de bizim bulunduğumuz yerin 13.7 milyar yıl önceki hali olacaktır. Aynı şey uzay boşluğundaki şu nokta için de geçerli. Fotonlar ancak bugün ulaşacaktır. Bunun üzerine düşünelim. Bunun fotonlarının bu noktaya ulaşması 13.7 milyar yıl sürdü ve bu noktanın bugün bize uzaklığı ise 46 milyar ışık yılı. Ayrıca evren de genişlemeye devam ediyor. Eğer evren yeterince hızlı genişliyorsa bu arkadaşa ulaşan bu fotonun bize ulaşmasının imkanı bile yoktur. Eğer evren ışığın yetişemeyeceği kadar hızlı genişliyorsa bu ışık bize asla ama asla ulaşamaz. Dolayısıyla bu zaman zarfında gelen ışığı bizim asla alamayacağımız bir uzaklık, bir eşik vardır. Daha doğrusu hiçbir elektromanyetik ışınım alamayacağımız bir eşik vardır. Özetle başta sorduğumuz cevabı şu oluyor. Eğer bu noktadaki kozmik arka plan ışımasından bahsediyorsak, evet. Eğer 400 milyon yıl veya 1 milyar yıl ileri sararsak, olgunlaşacak ve baştaki kadar tek tip olmayacaktır. Ancak biz yine de daha dış noktalardan tek tip ışınım almaya devam edeceğiz. Hatta bu ışınım daha da kırmızıya kaymış olacak. Ne kadar ileri sararsak bize ulaşan ışınım daha da kırmızıya kaymış olacak ta ki bir noktaya kadar. Bu noktada ışınım o kadar kırmızıya kaymış olacak ki onu elektromanyetik ışınım olarak göremeyeceğiz. Bundan sonraki eşikte geçildiğinde artık hiçbir şey göremeyeceğiz. Çünkü bu eşiğin ötesindeki ışığın bize ulaşmasına imkan olmayacak. İşte bu kadar. Hoşçakalın.